bugünkü manşeti birinci sayfaya getirsinler ekran lütfen. Duyuyor musunuz arkadaşlar beni? Hmm, tamam. Karar gazetesini getirsinler. Sanda ayı karışacak diye bir manşet var. Şimdi tamam. ben bu manşeti çok manidar buldum. İlginç ee, ilginç bir manipülasyonla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Ee, Rusya'nın e, bir e, büyük bir yani teknolojik e, gelişkinliğe sahip, nükleer e, güç olduğunu biliyoruz. Burada ayı bir metafor. Yani şeyler Ruslara kendisine ayı denilmesinden tıpkı bizim Türkiye'de hani Bozkurt nasıl soyadı olarak verilir. Rus milletinin de simgesi ayıdır. Moskova olimpiyatlarında simge ayıdır. Hani bir ayıcık vardır filan işte şey. Bir ayının sırtına binmek, bir delikanlının rüştünü ispatlamasının bir işareti sayılır filan. Böyle bir kültürel geçmişten geliyorlar. Şimdi bu karar gazetesine baktığımız zaman, ben hemen şeyi okuyayım değerli seyirciler isterseniz, karar gazetesinin spotunu. Seçime 26 gün kala sosyal medyada sahte hesapların artması sandık manipülasyonu kaygısını büyüttü. Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinden Brexit'e kadar her kritik oylamada troll fabrikasını çalıştıran Moskova'nın hayalet eli bu kez 14 Mayıs'ta Türkiye'de sandık sandıkta belirdi ifade onlara ait karar gazetesi editoryaline ait uzmanlar Rusya bağlantılı hesapların Türkiye'ye yöneldiğini tespit ederken muhalefete hedefleyen girişimlere karşı sıkı önlem çağrıları yapılıyor ben bunun karar gazetesinden kimseyle konuşmadım kaynaklarını bilmiyorum meraklı etmiyorum çünkü bunun doğru olmadığını durumun tam tersine bir rotada gittiğini görüyorum çünkü Rusya'da çıkan haberlere bakınca, Rusya'da çıkan, Rus basında çıkan haberlere bakınca şu anlaşılıyor ki Rusya Türkiye'nin iç işlerine karışacak bir ülke değil. Rusya ve Çin bir ülkenin rejimiyle ve iç işleriyle uğraşmıyor. O ülkeyi kim yönetiyorsa onunla ilişki sürdürüyor. Bu konuda alabildiğine titizler. Eğer öyle olsaydı Suudi Arabistan'ı Yemen'le yan yana getirip bir barış sağlamaya çalışmazlardı. Çin Suudi Arabistan'ın... Yemen sorununu çözmesi için harekete geçmesini sağladı ve bir heyet Sana'ya giderek yani Yemen'in başkentine giderek ateşkes görüşmelerini e, başlattı. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü e, orada yıllardır devam eden Amerikan sermayesiyle ve desteğiyle bir katliam yürüyordu. Suudi hanedanlığı, o Vehhabiler sadece yanı başlarındaki Yemen'in e, Şii bir iktidarı, e, Şii İslam e, anlayışına, inancına dayalı bir iktidarları var diye orada rejimi yıkıp orada bir Vehhabi, yani e, Sünni Vehhabi bir rejim kurmaya kalktılar. Dolayısıyla orada bir vekalet savaşı da yürüyordu. İran, e, Sana'daki yönetimi destekledi, e, Şii yönetimi destekledi, güçleri destekledi. E, Suudi Arabistan diğerlerini destekledi, diğer kanadı destekledi ve bir koalisyon kurdu bölgedeki diğer Sünni devletlerle. Fakat savaşı kazanamadılar. Savaşı kazanamadılar. Suudi Arabistan havalanlarını füzelerle vurmaya başladı çünkü e, İran desteğiyle. İran füzelerinin ilk kez savaşta denendiğini gördük ve son derece başarılı oldukları anlaşıldı. Suudi Arabistan paniğe kapıldı. E, büyük bir savaş olacağı çıktı. Eğer şey e, Çin ya e, Rusya, Çin ve Rusya burada etken Ortadoğu'da barışsız ağlamak konusunda rejimlerle iç e, ülkelerin e, iç işleriyle çok ilgili olsalardı Suudi rejimiyle yan yana gelmezlerdi. Ben Rusya'da Putin yönetiminin Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu ya da Erdoğan'dan yana bir tavır aldığını, onlardan birini desteklediğini düşünmüyorum. Ama şunun hesabını yaptıklarını düşünüyorum, görüyorum ve izliyorum. AKP kaybediyor, Erdoğan kaybediyor. Erdoğan'ın yerine CHP lideri ve Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nun seçilme olasılığının çok güçlendiğini görüyorlar. Dolayısıyla buna ilişkinde bir hazırlık yapıyorlar. Fakat burada asıl tuzağın muhalefete, Millet İttifakı'na kurulduğunu düşünüyorum. Bir bu haber. Tabii bu haber. İki, e, örneğin Kılıçdaroğlu yakın bir zamanda Zelenski ile buluşturulabilir. Evet, her şey olabilir. Evet, Türkiye'de. Zelenski ile buluşturulabilir. Ben buradan uyarıyorum. Yani ben e, Sayın Kılıçdaroğlu ile bu hafta sonu görüştüm. E, böyle bir hani bu konuda bir görüşe sahiptim elbette ama konu buraya gelmedi. Ha böyle bir girişim var mı yok mu bilmiyorum. Ama e, bazı diplomatlar böyle bir tezgah kurabilirler. Bu şu anlama geliyor. Bu şu, bu şu anlama geliyor. Putin'in desteğini Erdoğan'ın arkasına yeniden koymak anlamına geliyor. Şimdi Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale ettiğini biliyoruz. Hatta bir başkanın bir danışmanın istifa etmek durumunda kaldı Trump'ın. Böyle bir gücü var, böyle bir kapasitesi var. Böyle bir teknolojik donanıma da sahip. Herkes Ukrayna savaşına bakıyor. Ukrayna'da milisler üzerinden bir savaş yürütüyor zaten Rusya. Biden'ın oğlu evet. da Ukrayna'da, evet. e, Ukrayna'da şirket şey evet. danışmanı. Danışmanı. Şimdi, e, eğer Ukrayna Türkiye'yi e, Zelenski gibi, e, neonazi bir, bakın, altını çizerek söylüyorum. Neonazi bir yönetimin arkasına yanına koymaya kalkışmak en büyük provokasyondur. Türkiye'nin komşusu ve Neredeyse bin yıllık ilişkilerin olduğu ülke Rusya'dır. Ee, Şangay e, İşbirliği Örgütüne eğer Türkiye gözlemci olarak katılmaya devam edecekse, yükselen e, Asya'ya ki Avrasya'ya e, dahil bir ülke olacaksa ki Türkiye bir Avrasya ülkesidir aynı zamanda tam anlamıyla bir Avrasya ülkesidir. Topraklarının bir kısmı Avrupa'da, büyük bir kısmı da Asya'dadır. Eğer e, Asya'nın yükselişinden bir pay alacaksa, Batı'nın karşısında bir seçenek oluşturacaksa Rusya ile ihtilaf halinde, kavga halinde değil, dostluk ilişkisi içinde olmalıdır. Buna muhalefetin de dikkat etmesi gerekiyor. Bu haberin verebilir misiniz arkadaşlar? dikkatsan daha iyi girmesin. O baş şeyi birinci sayfaya yine verin. Ben ayrıntılarına baktığımda hiçbir temelinin olmadığı, hiçbir temelinin olmadığını görüyorum. Yani uzmanlar, Rusya bağlantılı hesapların Türkiye'ye yöneldiğini tespit ederken kim bu uzmanlar Allah aşkına? Yani kim bu uzmanlar kim? E, bu belli değil. Nasıl tespit etmişler troll hesaplar Türkiye'ye yönelmiş? Yani sandık sonuçlarıyla oynanacağı gibi yani dijital ortamda bunu da Rusya'nın yapacağı gibi bir e, hesap var burada. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi e, dün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde bizim arkadaşımız Tele1 programcısı olan ee, uzunca süre başından beri beraber olduğumuz Tuncay Molla Veysioğlu şu anda Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni. Ee, kendisine de biz her türlü desteği veriyoruz. Cumhuriyet Gazetesi ile de zaten bir stratejik işbirliği anlaşmamız var. Karşılıklı barış Çok yapıyoruz. da başarılı. Çok evet, da evet gayet gayet de iyi gidiyor. Şimdi Tuncay Molla Veysioğlu'nun dün bir haberi vardı. Ee, Almanya'dan yurt dışından şeyler geliyor. Kağıt ya para basmak için para kağıtları. Geliyor. 200 200 liralık. Evet, 200 liralıklar. Orada ben bir şeye bir ekleyeceğim. Bunun belli bilgiye bir e, benim bir istihbaratıma dayalı olduğunu düşünün lütfen. Yani bir varsayım değil, bir tahminde bulunmuyorum. Gelen kağıtlar içinde bir oy pusulası kağıtlar olmasın özel dijital. Orada başka bir hikaye var. Ciddi iddialar var ortada. Yani e, Erdoğan'dan başkasına basılacak evet mührünün. Silineceği Erdoğan'a ilişkin bir şey de e, yuvarlakta e, mühür basılacak noktada ise evetin saat 17'den sonra ortaya çıkacağına dair çok ciddi acayip iddialar var. Evet yani bu özelliklere sahip kağıtların olduğu belirtiliyor ve bizi arayabilirler. Masaüstü yayıncılık yapan ozalitçiler diye bildiğimiz dijital yayınlar yapan yayıncılık yapan yani çeşitli broşürler basan, tez basan vesaire bir sürü yer vardır. Özellikle Beşiktaş'ta, üniversitelerin yakınlarında bunlar çok. çok olur. Bunların tamamının bu özelliklere sahip kağıt kullandığı söyleniyor. Yani bu çok ileri bir teknoloji değil. Ee, çok hani müthiş bir e, illegal bir teknolojik bilginin devreye sokulması. Yani herkes tarafından bilinmeyen bir teknolojik bilginin devreye sokularak bir işlem yapılması anlamına gelmiyor. Bir dakika ben şimdi anlamadım. Siz başka bir yere damga basıyorsunuz e, oy pusulasında, ama sonra bir şekilde o kağıt üzerinde o sizin damganız siliniyor. E, evet, damgası başka bir yerde çıkıyor. Yani. Evet. Diye. Evet. Erdoğan da çıkıyor. Evet. E, bir yerde çıkmasının teknolojisini ben hatırlıyorum. Şimdi söyleyeceğim, siz dahil pek çok kişi hatırlayacak. Ama silinmesi çok zor. Şimdi değerli izleyiciler. Şey hatırlıyor musunuz? Ya hepten oluyor. Eski, eski, eski yılbaşlarını hatırlıyor musunuz? At yarışı diye bir oyun vardı. Ben küçüklüğümde evde o aile arasında onun oynandığını hatırlıyorum. Tombalayla birlikte oynanırdı. Böyle beyaz kağıtlar kıvrık. Ondan sonra bir be, beyaz bir üstünde şey var, pudra şekeri gibi bir şey var. Onu ıslatıp oradaki dikdörtgenin içine sürdüğünüzde bir sayı orada belirirdi o sayıya yatırım yapmış olan at yarışında kazanmış olurdu o sütle yazılırsa eğer o rakam, Filan, evet. sütle işte, yazılırsa ortaya evet, çıkar. neyse işte böyle var biz henüz o oyuna yetişemedik hocam tabii ben daha genç olduğum için <gülüyor> <gülüyor> o oyuna yetişemedim yok, ama yok. sizden o, daha gençler de hatırlıyor. O o, o, o özellikle Rus aydınlarının e, Sibirya sürgünlerinde kitaplarını sürgünde böyle yazdıkları çarın sansüründen kurtarma kurtarmak için Çelüşeski'nin nasıl yapmalı romanının da önemli bir bölümünün böyle yazıldığı ya da Lenin'in bazı kitaplarını böyle yazdığı da belirtilir. Onu da söyleyeyim. Buyurun hocam. Evet, şimdi değerli ben izleyiciler. Ben şu olaya dikkat çekmek istiyorum. Bunun evet. önemli olduğu kanaatindeyim. Evet, şimdi e, değerli izleyiciler, olay tabii çok önemli. Aslında e, Rusya'nın e, Sovyetler Birliği,